CHP dün CNN Türk'ü boykot kararı aldı. Haberiniz var mı? Çok haklı. Evet. Haberiniz var mı? Var. Ne düşünüyorsunuz peki? Doğru bir karar. İzlemeyi düşünüyor musunuz ya da yanlı yayın yaptığını düşünüyor muydunuz? Yanlı yayın yapıyor. İzlemeyi de düşünmüyorum. İzlemeyi düşünmüyorum canım. Boykot kararı aldıysa. Siz kendiniz ne düşünüyorsunuz? Yani sizce yanlı yayın yapıyor muydu CNN Türk? Valla orasını pek fazla ben izlemiyorum zaten. Valla eşim daha çok izliyor. Anladım. Genelde Star'ı izliyor, Fox'u izliyor. Valla insanlar birbirini karalamaması lazım. Çünkü biz hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. Ülkemize zarar vermekten başka bir şey yapmıyoruz. Yapılmaması lazım yani. Bu ülke yabana atılacak bir ülke değil. CNN Türk'ün mü yanlı yayın yapmaması lazım yapmaması diyorsunuz? Lazım. Evet. Yapmaması lazım çünkü ülkenin aleyhine değil lehine değil aleyhine olur. Peki siz bu karardan sonra izlememeyi düşünür müsünüz? Yok öyle bir düşüncem de yoktur. Yani izlerim. Bütün kanalları izlerim. Ama kendimin düşündüğüm düşünceler doğrultusunda hareket ederim. Çok teşekkür ederim. Ama hiçbir zaman da şu kanal şudur budur demek şeyim olmaz. Çünkü o insanlar da bu ülkenin çocukları. CNN Türk'ü izliyor muydunuz abi? İzlemem. CNN Türk resmen iktidarla Amerikan. Onlar da malum. Evet. Eş başkan ya başımızdakiler. Onlar da malum. CNN Türk, NTV bunlar izlenecek televizyon. Halk TV, Merdan Yanardağ'ın Tele1'i. Bazen sabah değil akşamleyin Fox TV o. Fatih Portakal'ın, o İsmail falan bunlar hep allek allek acaba bir şey gelir mi diye. Etmem. Daima TRT'yi hiç dinlemem. Hiçbir zaman hep iyi gösterir. Hiçbir zaman şöyle bir hata yapıldı denmez. Hep işte şöyle işte bir astık, tustuk, kestik, bittik. Hani namaz kılacaktınız, hani bilmem ne yapacaktınız. Ya bırakın bunları milletin zekasıyla alay etmeyin. Bunlar nasıl diyeyim? Yani gördükçe tiksiniyorum. Onun için torunum dahi zoom yapar. Çıktığı vakit. İşte bilmem ne malum kişi çıktığı vakit zoom yapıyorum hemen. Hemen başka kanala geçiyorum. Nefret yani velhasıl nefret. Millet neyle uğraşıyor bak. Şehitler var bilmem neler var. Gitmiş Kırıkkale'de siyaset yapıyor. Ne lüzum var ya bunlara ya milleti böldüğünüz böleceğiniz kadar. Bak mübarek günde camiye gideceğim ne abdestim kaldı ne bir şeyim. Camiden bile soğuttular bunlar ya. Rahmetli babam derdi ya evladım bunlar bakma Allah dediğine kendileri Allah'a inanmıyor. Seni kandırmak için Allah diyorlar. İnşallah Allah. Ya Allah'a inanmıyorlar ya bunlar Müslüman değil. Türk hiç değil bunlar derdi. Hak veriyorum. Nur içinde yasın babam. Hak veriyorum da memleket bitti ama ya. Memleket bitti. Buyur cebimde 5 kuruş yok ya. Ama bir beğenmediğin bir Türkçesi gavur diyoruz ya. O gavurla geliyor burada krallar gibi. Git krallar gibi. Olmaz. Olmaz. Kendine 70 bin, 100 bin, 150 bin etrafındakine susmayı 150 bin maaş verecek. Ama gariban vatandaşa %5'ini verecek. Onun da ilaç parasıydı, bilmem ne parasıydı. Kuşa çevirecek yani. Olmaz, olmaz. O gemicikleri satıp bu milleti rahatlatmak lazım. O Kısıklı'daki villaları satıp bu milleti parasını hazineye koymak lazım. Çalma devri bitti artık, millet uyandı. Ne yapacakları şaşırdılar. Rusya ile Amerika'nın arasında Rusya bir şut çekiyor, Amerika'ya denk geliyor. Amerika bir şut çekiyor, İsrail'e denk geliyor. Putin'e denk geliyor. Türkiye git gel olup oynuyor böyle. Ne yapalım yavrucuğum, ne yapalım? Elimizden bir şey gelmez. Diğer yandaş kanallara da ders olur mu sizce bu boykot? Her şey olması lazım ama olmaz. Eğer ders olsaydı şimdi o paralar nereye gitti diye şey olurdu ki devam etmesin diye. Kimse yapmadı. Adam astık mastık kestim kestik diyor. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Her şey onun elinde. Tek adam bitmediği müddetçe bak ne demokrasi kaldı ne adalet kaldı ne bir şey. Kendi hakimlerini yerleştirdi oraya. Bugün için yerleştirdi. Ne zaman yerleştirdi?
askerlikle oynadı. Bugün için oynadı. Ne diye oynadı? Askeri yok, 20 aydan yok, 6 aya indirdi. Yok parayı veren baz. Parayı ben vere, benim çocuğum veremiyor. Nasıl? Gidip şehit olacak mecbur. Çok sağ teşekkür ederiz. Ağzına sağlık abi, sağ ol. Siz nasıl buldunuz? Konuşalım mı? CNN Türk'ü boykot kararı. Araştırma çok güzel oldu. Hepsini etmesi lazım. O yandaş medyanın hepsini boykot etmeleri gerekir. Diğer yandaş kanallara da bir ders niteliğinde olur mu sizce bu olur, boykot? Olur, tabii olur. Siz izliyor muydunuz peki CNN Türk'ü? Ben açık oturumlara bakardım. Orada alırdılar CHP'li birisini. Ona hazırlanmış sorular. Orada CHP'lileri linç etmek için oraya çağırıp orada linç ettiler. Bunu boykot etmeleri çok doğru bir karar. Siz izleyecek misiniz peki bundan sonra? Ben izlemiyorum ki. Ben Tele 1 ile Fox TV izliyorum. Başka kanal izlemiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz nasıl buldunuz? CNN Türk'ü boykot ediyor şu anda CHP. Geç kalınmış bir şey. Daha önce de olması gereken şey. Diğer yandaş kanallara da ders niteliğinde olur mu sizce bu? Ya olsa da sistemi oturtmuş. Yani pek yapacağını bilmiyorum. Yarın Tayyip amcamın elinden her şey bitmez yani. Sağ gösterir. Tayyip amca senden küçük ya. Amca diyorsun şimdi ona. Reisimiz, amcamız öyle. Millet kabul etmiş. Evet, Cumhurbaşkanımız. Siz nasıl buluyorsunuz? CNN Türk'ü boykot ediyor şu anda CHP. İyi ediyor. Çok güzel ediyor. Yani öyle bir sevindim yani. Hastanede o şey var. Kanal şey yaptı. CM5 hemen şey deyince hemen millet şey yaptı evet, yani. Evet, Ekrem İmamoğlu deyince mikrofon yani, geri çekildi. Ekrem İmamoğlu'na gelmiş İstanbul'u almış, daha ne diyor şey yapıyor, çok güzel yönetiyor yani İstanbul'u. Siz izleyecek misiniz peki CNN Türk'ü bundan sonra? Ben izlemiyorum ki, ya Fox'u izliyorum ya halkı istiyorum ben. Zaten hiç sahada ya, izlemem, ne bire bakarım ne ikiye. Tayyip'in kanallarına alet olsun, hiç izlemiyorum, yalan yok açıkçası. CNN Türk'ü boykot ediyor şu an CHP. Tamamıyla doğru buluyorum. Yani yapılması, daha önce yapılması gerekiyordu bu sosyal hareketin ama şu anda geç kalınmış da değil. Ve diğer kanalların da aynı şekilde boykot edilmesi gerekiyor. Ki ben CHP'li değilim, ülkücüyüm. Ülkücü olmama rağmen CHP'nin vermiş olduğu karara imza atıyorum. Siz izleyecek misiniz peki bundan sonra CNN Türk'ü? Zaten izlemiyordum. Fox TV izliyordum ben. Çünkü diğer kanallarda tamamıyla Türkiye'yi güllük gülistanlık gösteriyorlar. Ha, sarhoş olmak istediğim zaman ATV'yi seyrediyordum. A Haber'i seyrediyordum. Kafa yapıyordum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani ağzınıza sağlık. Tabii çektik. Yeniden mi çektiniz? Çektik. Tabii size çektik. Yapmaz. Sonra Tayyip Halk bizi... ekranında hiçbir şey olmaz. Herkes konuşuyor. Korktuk bize. Demokrasi yok kızım. Yok yok. Hiçbir şey olmaz. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Tayyip amca diyor da. Tayyip yani nasıl Cumhurbaşkanlığını nasıl kazanacak ben onu düşünüyorum. Yani neyine güveniyor? Yani her şeye zam, şuna zam, buna zam yapıyor. Bir seçim olsa kazanamaz mı sizce şu anda? Ya yok imkanım var ya kazanır mı ya imkanım var. Artık yani ben yani onu görünce sanki şey cinlerim tepeme geliyor açıkça söyleyeyim. Vallahi amcacığım bir şey söyleyeyim mi? Aziz Nesin ne dedi biliyor musun? Senin bilgin var mı? Biliyorum. Yarın bir seçim olduğu zaman iki kaşık bal çalar. Bu millet aynı dediği gibi, Aziz Nesin'in dediği gibi. Sen istediğin kadar sen de ben de boşuna konuşmamıza hiç gerek yok. İki kaşık çalar ne demek istediğimi anladın mı sen? Çiftçisine, emeklisine iki abi, kaşık bal çalar. Hepsi artık uyandı. Ha, hepsi uyandı. Bitti. Bitti yani. Şey yok yani. Tayyip bundan sonra bitti abi bitti. O şimdi her zaman can hani bir şey diyorlar böyle. Can çekişiyor, çırpınma yani, can çekişme. Ya acaba ben şöyle yapabilir miyim, böyle yapabilir miyim? İmkanı mı var ya? Artık git millet hep ayıkta uyandı ya. Onun için yani kazanamaz, imkanı yok ya. Çok teşekkür ederim, vallahi sağ olun. Ben CHP'li değilim ama katılıyorum. Yani tek taraflı televizyonluk olmaz. Yani iktidarların, muhalefetin televizyonu olmaz. Gerçekleri dile getirecek. Peki CNN Türk böyle yapıyor muydu size? Gerçekleri dile getiriyor muydu yoksa yanlı yayın mı yapıyordu? Şimdi taraflı yayın yani başka bir şey değil. Ben o şekilde görüyorum. Tüm televizyonlar. Yani belki birkaç tane sadece sizin bunu yanınıza demek değil. Gerçekten halkın nabzını, halkın sorunlarını gerçek anlamında emeklerin ben burada şahit oluyorum. Yani gerçek halkın sorunlarına inan
inen televizyon lazım. O da sizsiniz. Yani sizin gibi burada halkı sonra onlarını dile getiren, duygu ve düşüncelerini herkese ileten. Ben öyle televizyona saygım sonsuz. Öyle insanların eli öpülür. Gerçek halka taraf olan televizyon daima saygım, hürmetim sonsuzdur. Ama CNN'miş, Habertürk'miş, bilmem NTV'miş, bu medya, ben hiç bu renkli basına hiçbirisine inanmıyorum. Evet, seyrediyorum. CHP boykot kararı aldı CNN Türk'ü. Yanlı yayın yaptığını düşündüğü ve CHP'yi kötülediğini düşündüğü için. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi CNN Türk'ün yapıp yapmadığını bilmiyorum da. Bütün kanallar yapıyor. ATV başta. Diğerleri de arkasını takip ediyor bence. Peki siz CNN Türk'ü izleyecek misiniz bundan sonra? Ya doğru dürüst haber yaptıktan sonra niye seyretmeyeyim ki? Ben tarafsız haber istiyorum. Yani illa CHP savunsun veya başka bir şey partisi savunsun değil. İçinden ne geliyorsa onu söylemesi gerekiyor. Doğru. Öyle değil mi? Gerçekleri yansıtması yani, gerekiyor diyorsunuz. Niye seyrediyoruz? Gerçekleri öğrenmek için. Yalanı zaten herkes söylüyor. İzliyor muydunuz CNN Türk'ü? Yok, pardon, izlemiyordum. İzlemiyorsunuz. Evet. Yanlı yayın yaptığını ve CHP'yi kötülediğini söylediler ve izlemeyin, izlettirmeyin dediler. Biz de boykot ediyoruz dedi CHP. Ne düşünüyorsunuz? Siz mi boykot ediyorsunuz? Yok, CHP boykot ediyor. CNN Türk'ü. Evet. Hayır, CNN Türk. Yani sürekli izlenen bir haber kanalıdır. Sürekli tercih edilen bir haber kanalıdır. Ki CHP böyle bir şey yapıyorsa zaten yanlışlar üzerinde şu anda benim düşünceme göre. Yine yanlış yapıyordur. Yanlı yayın yaptıklarını düşünüyorlar. Ya her yani ufacık şeyleri bu kadar büyütmenin hiçbir anlamı yok bence. Genel itibariyle yanlı yayın yapıyorum. Yandaş mıdır sizce CNN Türk? Değildir. Yani kesinlikle değildir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Siz izliyor muydunuz CNN Türk'ü? Hayır, izlememiştim. Bu olayı da sizden ilk defa duyuyorum. Öyle mi? Evet. Peki izlemeyi düşünüyor musunuz ya da yanlı yayın yaptıklarını düşünüyor musunuz? Tabii. Sadece CNN Türk değil, diğer yayınlarda da var. Demokratik ülkede yani boykot evet olmalı. Yani bazı şeyleri tepki göstermeli ama sonuçta siz de onun gibi konuşma hakkına sahipsiniz. Sadece susmakla sorun çözülmez ki. Dile getirin. Delilleriniz güçlüyse siz de konuşun, açık açık onu itiraf söyleyin. Karşı tarafı zor duruma sokun. Doğrusu bence öyle. Yani. Vallahi ben Fox'u... Fox mu izliyorsunuz genelde? Evet. Peki CNN Türk'ün yanlı yayın yaptığını düşünüyor musunuz? Düşünüyorum tabii. Hı-hı. Düşünüyorum. Bu kararı nasıl buldunuz peki? Bence iyi. Değil mi? Normal yani. Yapabiliyoruz mu? Siz mi? Bilemiyorum. Osmanlı'dan gönderdik. İzin var mı? Osmanlı'dan mı? İyi bakalım sorularım soru o zaman. Önce bir soruyu alayım. CNN Türk izliyor musunuz? Hayır. Osmanlı TV izlemiyor musunuz? Hayır, bizde Osmanlı TV var sadece çekiyor. Öyle mi? CNN Türk izlemiyor muydunuz? Yok. Boykot kararı aldı CHP peki. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Kimi boykot ediyoruz? CNN Türk. Hemen kellesini alalım onun. Öyle mi? Hemen. Tabii lütfen. Destur ver teyze, alayım o gafilin kellesini. Oğlum boykotlamak sen karşı mı olur? Evet. İsmail Bey. Ondan sonra Fatih Portakal. Onlar Gazi. Benim canım. Ben Ertuğrul Gazi, bu da Kara Murat. Biz onlara biliriz yani, bizde onlar yok. O tadın dediğini tanımam ben. Öyle mi? CNN Türk izlemiyorum dediniz. Yok, ben, ben onları tanımam, ben diyorum. Ben Ertuğrul'u tanırım. Evet. Bizim 4. Murat var, onu bilirim. Hı-hı. Biz bunlarla büyüdük. Yavuz Sultan'la büyüdük. Başka da yok. Uçuruyor. Bu kimi uçuruyorsun? Kimi? Neyse, bu kafirleri şaka olarak yaptık, koymazsınız herhalde değil mi? Koyarız. Harbi mi? Koyarız, olacak espri yani. Tamam, abi, şey. Nerede yayınlanacak? Halk Ekranı, YouTube'da yayınlıyoruz. YouTube'da? Evet. Ay ablam, ne oldu şimdi ya röportaj?